Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar, sabahın erken saatlerinde çiftliğe geldik. Bugün Trabzon'da çok güzel bir hava var. Her yer günlük güneşlik. Bugün çiftlikte süt sağım videosu çekeceğiz. 3 tane ineğimizden aldığımız sütü ölçeceğiz. Biliyorsunuz inekleri. Biri Roz, biri Yazgül'ü, biri de Bella. Bakalım bu 3 ineğimizden ne kadar süt elde edeceğiz. Daha önce çekeceğimi söylemiştim. Biliyorsunuz artık Bella'nın sütünü diğer ineklerle karıştırabiliyoruz. Buzağlara da Kınalı'nın sütünden veriyoruz. Kınalı daha loğusa bir 10 gün, 15 gün daha onun sütünden buzaklara bakacağız. Hazır Bella'yla diğer ineklerin sütünü karıştırdığımıza göre süt sağım, süt ölçüm videosu çekebiliriz. Bakalım 3 ineğimizden ne kadar süt elde etmiş olacağız. Bugün hep birlikte göreceğiz. Tabi bu sadece sabah sağım olacak. Akşam sağımını çekemiyorum. Ama miktarını söylerim. Akşamda ne kadar sağladıklarının miktarını sizlere bildiririm. Şimdi sabah sağımında bakalım ne kadar süt elde etmiş olacağız. İneklerimiz burada. Abim ineklerin yemini ayarlıyor. Onu da Hakan Bey'in dediği gibi yapıyoruz, biliyorsunuz. Yem, arpa, sılaş, saman, tuz hepsini karıştırıp o şekilde veriyoruz. Hakan Bey bizi uyardığından beri o şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi abim inekleri yedirirken ben de alttan temizleyeyim. Bir memelerini yıkayalım, temizleyelim meme yataklarına kadar. Ondan sonra sağım videosu gelecek. Tabii Tosun Paşa'yı falan annesine yedireceğiz. Onları da hep çekeceğim videoya. Şu mineral tozundan veriyorsun değil mi abi? İneklerin altını temizledim. Memelerini, meme yataklarını güzelce yıkadım. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Şimdi öncelikle kınalıyı sağacağız. Buzağlara sütünü ayıracağız. Yani kazanı tamamıyla boşaltacağız. Böyle bir çalkalıyoruz. Yani şu anda detaylı yıkayacağım sağım makinesini ama kınalıyı sağladıktan sonra tekrar detaylı yıkamayacağım. Sadece böyle su tutacağım. Kınalının sütü öyle içerisinde kalıntıları gitsin diye. Ondan sonra diğer inekleri sağıma geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım şu 3 inekten 1, 2, 3. Şu 3 inekten kaç litre süt elde etmiş olacağız. Kınalıyı da 15 gün sonra ekibe dahil edeceğiz. Şu anda doğulsa onu ekibe alamıyoruz. İlerleyen zamanlarda dörtlü bir şekilde şu dördünün sütünü ölçeceğiz. Bakalım 100 litre süte ulaşabilecek miyiz bu dörtlüden? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda ineklerimiz sağıma hazır. Ha, bu arada kınalının sütünü tam anlamıyla boşaltmayacağım. İki memesini alacağım. Diğer iki memeyi de Tosun Paşa'ya bırakacağım. Annesini emsin güzelce. Onu da videoya çekeceğiz zaten. Şimdi ben sağım makinesini güzelce bir yıkayayım. Ondan sonra sağıma başlayalım. Sağım makinesini de yıkadım. Tam videoya giriş yaparken de Yazgül'ü bir işaretleme yaptı. Tezekledi. Onu da oradan alacağız. Şimdi kınalının iki memesini sağacağız. Şöyle göstereyim. Kazanımızın içi tertemiz. Her tarafı yıkadık, ettik. Evet, hadi bakalım. Tamam, geliyor çocuklar sütünüz. Kaç lira? Zam mı geldi? Kınalıyı sağdık. Şöyle bir süt çıktı ondan. Maşallah, bayağı var yani.
2 litre, tamam mı? 2 memesi. Az daha çektireyim ondan olmazsa. 2 memeden bu kadar çıktığına göre. Burada nereden baksın? Yok. Şu anda bilmiyoruz sütünü de. Ben bir memesini daha çektireyim. Fazla gelmesin buzağa. 2 memeden çıkan sütü arkadaşlar. Rahat 6-7 kilosu var. Kınalıdan biraz daha süt çektik. Şimdi yaz gülünde sıra. Kazanımızı da bakın tekrardan çalkaladık. Şimdi yaz gülünü sağabiliriz. Yaz gülü Bella. Muhtemelen Bella taşıracak. Zaten taşırıyor da ben sizi de görün diye şey yapıyorum. Merak eden arkadaşlar var. Yaz gülü Bella. En sonunda Rozu sağacağız. Hemen yaz gülünü bir başlayalım sağmaya. Şu anda yaz gülünü sağıyor sağ makinesi. Bella'ya makineyi alınca Tosun Paşa'yı da çıkaracağım. Annesine vereceğim. Altını da bugün yeniden yatak yapacağız. Çok şükür ishali falan yok. Altın temiz, o yüzden altın donladı. He he. Güzel, aynen. Islak oldu, ishal oluyor. Şu anda karnı aç tabii. Annesi yemecek. Onu da göstereceğim sizlere. Şunları yedirdin mi abi? Onlar yedi, o benim büyüğü yemedi. Aha. Sana yok mu kızım? Yok, bu çok güzel bir inek olacak bunda. Boylu poslu bir inek. Şşt, aa! Bak bak, vuruyorlar onu bak. Ne istiyorsunuz ondan? Sana daha vereceğiz mi? Ver. Baksana nasıl kıvranıyor. Ne etti sana? Bana yok dedi. Geliyor, geliyor. Kaç buzağı yedirdi iki memesi? 3 taneye tam yedirdik oğlum. Tam 3 tane değil mi? Bakın 7,5 litre süt aldık yani şeyden ama daha buzağına da bıraktık. 1,5 meme diyelim hadi. 2 meme bırakacaktık, sonra biraz daha çektik diğer memeden. Yani 10 litreden 12-13 litre civarlarında sütü var sabahtan. Güzel. Niye iyiydin canım? Daha 4 gün oldu doğum yapalım. Akşamdan da 7 litre olsa 13-20 litre, yani aşağı yukarı 20 litre şu anda. Yaz gülü sağlıyor. Sağ olsun. Bu yavrumuzu da çıkaracağız. Yaz gülü sütünü bitirmek üzere arkadaşlar. Şimdi elimle böyle memelikleri çektirip Bella'ya makineyi takacağız. Tabi Bella'yı sağarken kontrol edeceğiz. Çünkü taşacak muhtemelen kazan. Evet, ben son rutuşları yapayım memeliğe. Ondan sonra Bella'ya geçelim. Yaz gülünün sağımı bitmiştir. Şöyle göstereyim. Maşallah bayağı var. Şimdi Bella'ya takıyoruz. Sağım makinesini Bella'ya taktık. Şimdi şu Tosun Paşa'yı bir alalım bakalım annesine. Gel oğlum. Gel. Paşacık gel. Aman aman aman. Gel oğlum gel bu taraftan. Tosun Paşa. Hah, aferin. Gel, gel. Gel. Gel, bak buradayım. Hah. Aferin. Gel. Gel oğlum, gel. Geç bakayım. Kınalı. Hadi yala bakalım oğlunu. Sev oğlunu. Hadi oğlum. Hadi kızım. Evet, Tosun Paşa'yı annesiyle buluşturduk.
Bakın ağzından sütler akmaya başladı. Şapur şumur emiyor. O iki memeyi bıraktım ona. Şu anda emdiği iki memeyi rahat emebilsin diye. Diğer arka memeleri sağ makinesiyle sağıyorum. Böyle de ona yardımcı olmuş oluyorum. Kınalı. Bir yala da bir görsün herkes nasıl seviyor annesini, yavrusunu annesi diye. Hadi bakayım. O senin bebeğin ya kızım, 9 ay taşıdın karnında. Aferin, hadi bakayım. Kınalı'ya yonca verdim. Şu anda yonca yiyor. Uzadacım daha rahat emsin annesini. Bakın. Tosun Paşa, sen de kaşınma ha. Akıllı ol bakayım ayıcık. Anneyi acıtma. Tabii. Bilmez olur mu? Sabahtan beri bağırıyor ya. Çiftliğe geldik, yedirip altını temizleyene kadar kıyametleri kopardı Kınalı arkadaşlar. Biraz otoriter bir anne. Öyle şeylere gelemiyor. Ya. Yo, yalıyor onu ya. Belli fena olduğu, bak başlarına. Yalıyor onu ya. Ben çok gördüm yalarken de. Hadi kızım bir yala da görsünler. Aferin benim kızıma. Bu arada sağım makinesini unutmayalım. Bakın neredeyse taşmak üzere. Ama sütü de bitti. Herhalde taşıramayacak kazanı. Şu anda süt az geliyor. Çok az geliyor. Herhalde bitti. Elimle çektireyim, sonra bakalım ne kadar süt aldık iki inekten. Dün taşırmıştı bunu ama bugün taşmadı. Allah Allah. Neyse. Evet, makineyi bitirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle 2-3 parmak, 2 parmak dolmasına kaldı. Tabii bu 33 litrelik bir kazan 3 litre sütü almazdı bu. Yani 31 litre, 32 litre civarlarında bir süt var burada. Biz 30 litre diyelim ona. 30 litre, yani şu anda 2 inekten ortalamasını bulursak 15 litre süt almış olduk sabah sahamında sadece. Şimdi bunu boşaltıp rozu sağacağız. Süt kazanımızı boşalttık ve sıra geldi roz kızımıza. Şöyle kazanı da göstereyim sizlere. Bu sefer çalkalamadım. Sadece sütü boşalttım. Şimdi bunu sağalım. Bunun sütünü biliyoruz arkadaşlar. Çünkü rozun sütünden il dışına gönderiyoruz ya kargoyla. Yani şu anda 3. şişeyi doldurmayacak. Şişelerimiz 5 litrelik. Böyle 1 litre civarlarında eksik kalıyor 3. şey. Yani sabah 14 litre sütü var bu hayvanın. Onu biliyorum. Çünkü dediğim gibi bunun sütünü hep ayrı sağdık. İl dışına gönderiyoruz. Göndereceğim, İstanbul'a gidecek olan sütler var. Hatta bu sütü de ayrı sağıp gene İstanbul'a göndereceğim. 20 litre kadar bir süt isteyen oldu. Hani biliyorum ne kadar sağladığını da size de göstereyim işte, sağalım birlikte. Rozun sağımı bitti. Bakın meme yatağı iyice söndü. Şimdi bismillahirrahmanirrahim sütünü gösterelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar 5 litrelik şişeye koyacağız bunu. 3. şişeyi böyle dolmasına ramak kalacak yani. 14 kilo sütü var sabahtan. Sütü de burada. Evet, ineklerimizin sütü bu şekilde. Sen geldin. Hemen. Abin nerede? Ya Nuri Bey,
Efendim beyefendi. Normal şartlarda evet. Malzeme isteriz. 2 gün sonra zor gelir. Ne? Az önce aradık sizi malzeme diye. 10 dakikada geldiniz. Abim de gitti çiftlikten. Şu an iş yok. Yat. Hava boz. Sen ayara göre, şeye göre, nabıza göre ayarlıyorsun. Şu an iş yok. Boşta dükkanı dolduracağım. Aradın. Bat burada. Ne ara malzeme yükledin? Ne ara geldin? Seri adamız. Bekleyeceksin. Abim yok. Bak, bana ne? Abinin ne işin? Hayır, ben görmüyor musun beni? Abi üstünden ben boşaltamam onu. Evet, doğru diyorsun. Sen bu işten boşaltamazsın. Ben boşaltamam. Uzakta işim var. Baktım korna vura vura geliyorsun yani. Evet. Dedim hayırdır inşallah. Yeni aldığımız inek mi geldi? Evet be. İnşallah nasip o da gelir. Çimento nereye boşanırdı? Çimentoyu mu? Evet. Azıcık bekle. Abim gelmek üzere. Ha, istop edeyim mi? İstop et be. Senden muhabbet ederim. Şarayınız, galabınız, bir şeyiniz değil. Hiçbir şeyimiz yok, yok maalesef. Ancak sığır bazı şeyler. Yani niye ağzınızı bozuyorsunuz? Tamam yani? Bozmayacağız hadi. Yakışıyor mu sizin gibi genç delikanlı insana? Yok oğlum. Arada tadı neşes. Nasıl işler Nuri Bey? İşler şu an hava şartları kötü. Köylere gidemiyoruz, yattayız. Kış sezonu öyle evet. Oluyor. Yazın yardırıyoruz, kışın yatıyoruz. Yazın daha canlı oluyor tabii. Evet. Çimentoya evet. Zam gibi bir söylenti var. Var mı öyle bir şey? Yok şu an böyle bir söylenti kulağıma geçmedi. Demiri bilmiyorum ama sanki 17 lira mıydı öyle bir şeydi diye. Çakılı? Çakılı 300. Kuma? 350. İnce kuma? 300. Mıcıra? Mıcır yok bize, kumlu çakılımız var. Peki kireçe? Kireç 65. Montalama malzemeleri? Valla bilmiyorum ama herhalde metrekaresi 100 liraya geçti boya. Çivilere? Çivi 30 lira. Vidalara? Vidaların paketi 100 liradan başlıyor, grubuna göre değişiyor. 80'e falan da var. Torna vidalara? Torna vidalar 15 lira 20 lira civarlarında. Torna makinalarına? O yok bizde, beyefendi bilmiyorum. Hmm. O dolar usulüdür büyük ihtimal, o da şu an dolar çıkışta. Evet. Allah hayırlı eylesin. Amin. Anladım. İyi bekleyeceğim. Ha şimdi gelmek üzeredir Nuri Bey abi. Nereye gitti abiciniz? Aşağıdan yiyecekleri bir şeyler almaya gitti. Size de ödeme yapmaya geliyordu aynı zamanda. Dedi gitmişken hem ödeyeyim hem de yemeklik bir şeyler alayım. Ayıptır ya. Post cihazından mı geziyorsun ya? Evet abi. Kaç lira paramız kaldı senden ki? Ama bana haber geldi ki karttan çekilecek diye, ona göre geldi. Dükkanda şimdi post cihazı yok mu? Var, orada da var. Tamam sorun yok. Bunu oradan ben aldım arabaya. Özel. Yanında dolandırıyorsun. Evet. Böyle ticaretle ilk defa görüyorum. Ama dedi bana bir daha müşteri aşağı gelene de ben kadın çeşimle gidiyorum. Ben tereyağı gönderdim. 10 gün geçti. Hali de adama yazmadım ki tereyağı parasını gönderir misiniz? Ben sana hiç yazdım mı bana para gönder diye? Yazmadın ama evet, post cihazını gösteriyorsun. Ama abi sen bana ödeme yapacaklar diye. Post makinesi çatı diye söylendi. İyi bakalım. Tamam bekleyeceğim. Bekliyoruz. Ay ne güzel hava var ya. Oralar dolu değil miydi lan? Doluydu ama boyuna yiyorlar. Görmüyor musun ha bunları? Canavar gibi yiyorlar. Yiyecek ki verecekler. Sakın nazar etme kızlarıma. Maşallah maşallah. Bunlar bizim her şeyimiz. Bunlar olmazsa biz olmayız. Aşk aldık. Mecbur ne yapacağız başka? Geleceğiz oraya çimento yüklemeye. Yüklemeye yakın benim yanıma işte. Ben yardım edemiyorum sana, kusuruma bakma. Dediğim gibi yani, üstümü yani, değişmeden yani. Önce geleydin. Üstümü değişmeden önce geleydin yardım ederdim. Tamam kızım bizden o ya. Bizim cemaat. Aynen. Sıkıntı. Abi yanma da abi. Nasıl? Ya kızım çok ayıp. Misafir. Evet. Öyle sev onu da. O şimdi seni yabancı gördü ya. Yoksa yapmaz öyle. Birkaç defa daha gelir mi yapmaz öyle. Neyse her akşam geleyim buraya bir gideyim. Yani olabilir. Tamam kızım tamam. Evet arkadaşlar. Nuri Bey geldi. Konuya girmeyi unuttum. Evet. Çimentomuzu aldık. Kumumuzu aldık. Tavuk yeri biliyorsunuz yarım kaldı. Daha %20'si bitti tavuk yerinin. Biz de çimentoyu alalım dedik. Kumu alalım dedik. Hava mesela bugün güzel. Yani sabahtan olsaydı kum, çimento bugün bir şeyler yapılabilirdi. Aynı zamanda bugün yeni aldığımız hayvanlar da geliyor. Tabii biliyorsunuz biz kendimize almadık. Mehmet abimizin hayvanı. Buzağı biz kendimize aldık. O buzağı da neyse ilerleyen zamanlarda anlatırız.
Dün birkaç tane buzağa baktım ama biliyorsunuz ben şey yapıyoruz yani, böyle kaliteli hayvan olunca buzağısını alıyoruz. Varsa elinizde alabiliriz. Dişi buzağı, erkek değil. Öyle denk geldi. Sağ olsun Hakan Bey de yardımcı oldu. Normalde burada da söyleyeyim, Danimarkaların buzağları şu anda 15.000 diyen var. Tamam kızım. 17.000 diyen var. 18.000 diyen var. Dolar bazında diyen. Bulmuşken alalım dedik. Çünkü inek fiyatları uçtu gidiyor arkadaşlar. Çok pahalı. Şu anda bir inek almak gerçekten çok çok para. Ne yapalım dedik. Alalım buzaktan, hazır düşmüş. Satabilirsek satarız. Satamazsak çiftliğimize kalır dedik. Onu da vereceğiz herhalde. İlerleyen zamanlarda anlatırım size durumu. Onun için de bayağı arayan oldu beni akşam. Verir misin onu diye, ama sözü verildi artık yani o buzağın. Amerikan menşei Hakan Bey'in tohumundan güzel bir jersey buzağı. Annesi harika. He? Şimdi tozu boş dedi. Ama toz çıkarma bak bu kızlara. Bunlar altın kızlar, biliyor musun sen bunları? Evet, gerçekten altın kızlar bunlar. Şu an sana dil sallıyor bak. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dişi buzağı almak isteyen varsa dişi buzağı kendime alıyormuş gibi sizlere de bulabilirim, alabilirim. Öyle kırma mırma değil yani, bildiğiniz Amerikan jersey. Şimdi Danimarka diyorsunuz ki, Danimarka jerseyinin buzağını bulabilir miyiz? Danimarka'nın jerseyinin ineği var fakat buzağı yok. Çok nadir. Belki mesela bu Rozu, mesela bu Rozu aldığımız abi de Danimarka'dan geldikleri zaman kanında gelen buzağlardan türetmiş, kocaman bir boğa yapmış. Onda da 7-8 tane vardı ineklerden. Ve onu damızlık olarak kullanmış. Bir sürü Danimarka jerseyi buzağı bulmuş. Bir tanesi de Marin'dir. Bunun kızı Danimarka jerseyidir. Bella'nınki Hakan Bey'in tohumlaması. O Amerikan jerseyi. Onunki de, Lenora'nınki de Amerikan jerseyi. Şu anda elimizde sadece bir tane Danimarka jerseyi saf. Buzağı. Bu Rose'un kızı Marin var. Başka da yok. Ama Amerikan jersey de çok sütlü, biliyorsunuz sütüyle meşhur, bol sütüyle, yağıyla meşhur bir hayvan. Hani Danimarka, Danimarka Amerikan kadar sütlü olmuyor. Nuri Bey. Durumlar bu şekilde. İlerleyen zamanlarda Allah nasip ederse belki böyle yurt dışından, işte şimdi hayvan alımları olacak diye bir duyum var. Danimarka'dan gelen ineklerin buzağlarından, erkek buzağlarından bir tane alabiliriz. Ama genelde dişi sperma atılmış oluyorlar buzağlara. Tamam, dökelim. Erkek olmuyor. Eğer olursa da alabiliriz yani. Damızlık olarak saklayabiliriz. Elimizde. Neyse, şu kumu da döktüreyim. Gel gel. Gel. Hop. Azıcık ileriye de çık. Tamam, kaldır bakalım. Yapma da ya. Yapma da Nuri Bey. Ne istiyorsun benim hindimden yahu? Niye bağırtıyorsun benim hindimi?
Ne? Abi o kadar yağmur yağdı. Yağmuru da çaldım bugün. Neyse. Sağlık olsun. Hindiye niye parktın ya? Çünkü hindi bağırınca evet. Strese giriyor. Bağırdım. Özür dilerim. Canınızın sağlığı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Paraya aman paşa. Nuri Bey geldi. Ortalığı karıştırdı. Asıl konumuzu unuttuk. Bu bir süt ölçüm videosuydu. İneklerin sütünü ölçüyorduk. Hemen onlardan bahsedeyim sizlere. Kaç litre süt aldım bu sabah hayvanlarımızdan. Bella ve Yazgül'ünden almış olduğum süt 31 litre. Şeyden de Rose'dan da almış olduğum süt 14 litre. Sütleri de şişeledim bu arada. Rose'un dediğim gibi 3. 5 litrelik şişeyi doldurmadı. 1 litre eksik. O civarlarda eksik geldi. 14 litre sabah sütü var Rose'un. Yani ne eder? 31, 14, 45 litre. Tam 45 litre süt almış oldum. Akşamdan da 25 litre alıyoruz içinden. Yani toplamda 45, 50, 60, 70 litre süt almış oluyoruz 3 ineğimizden. Hani bir hedefimiz vardı 4 inekten 100 litre süt alabilir miyiz diye. Muhtemelen alamayacağız herhalde. Hani şu anda şeyi kabataslak hesaplarsak kınalının sütünü 4. ineğimiz onun sütünü hesaplarsak 20 litre civarlarında sağlıyor. 25 litreyi bulur diye tahmin ediyoruz. Ya bulmazsa en kötü ihtimal 20 litreden 80-90 litre süt almış olacağız ama ölçeceğiz daha. Şimdi diğer hayvanlar da pik dönemlerini atlattılar artık. Şimdi Rose'a bakıyoruz. Rose 100 günü devirdi yani doğum yapalı ama maşallah var. Güzel yani sütü. Yazgül'üne bakıyorum. Yazgül'ü kondüksiyonunu koruyor. Sütünü koruyor. Maşallah var. Süt istikrarı çok güzel bir hayvan. Yazgül'ü. Onun buzağını saklayacağım. Allah nasip ederse onu inek yapacağım. Çok değerli bir inek. Onun buzağı gerçekten kaliteli olacağına inanıyorum. İstiklal'den bahsediyorum. Dediğim gibi ne diyordum en son? Hayır, süt istikrarını koruyor Yazgül'ü. Hani böyle hepsi yakın doğum yapsaydı birbirine dördü de 100 litreye bile geçerdi. Çünkü Rose şu anda Rose dediğim gibi 100 günü tamamladı. İlk doğduğunda 25 litre süt sağlıyordu. Şu anda belki 20 litre. Orada bir düşüş yaşandı. Muhtemelen her ne kadar sütünü korusa da Yazgül'ü de sütte birazcık düşüş yaşamıştır. 30 litre üstü sağlıyordu. Ama şükürler olsun. Yani 3 ineğe göre bence iyi bir miktar. 70 litre. Bence harika. 4. ineği de dahil ettik mi bakalım 4 inekten kaç litre süt almış olacağız. Şu anda 3 ineğimizin süt verimi günlük 70 litre. 70 litre de çok iyi bir rakam bence Jersey'e göre. Şimdi bir kızlarımızı tebrik edelim. Kızlarımız burada. Lenora ve Narin yatıyor. Düveler de yatıyor. Diğer sağlar hayvanlar ayakta. Herhangi bir sorunları yok. Gayet her şey yolunda. Maşallah kızlar size. Çok güzel sonuç verdiniz. Hepinizin memesine sağlık. Biz de elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz ineklerimizi. İneklerin zayıf diyenler var. Evet yani bir simental kadar etli butlu değil. Neden o da? Şimdi bu hayvandan 27-28 litre süt alıyorsun. O hayvandan 30 litre süt alıyorsun. Bu hayvandan 20-22 litre süt alıyorsun. Tutup da şimdi bir inekten 30 litre süt alıp da ondan simental gibi bir et verimi bekleyemezsin arkadaşlar. İstikrarlı da hayvanlar. Tamam şimdi diyeceksiniz ki simental da sağlıyor 30 litre, 35 litre ama simental bol sütlü olabiliyor ama süt istikrarı yok. Bu hayvan 100 günden beri kendini koruyor. Aynı sütü veriyorsa pik dönem gibi veriyor. O aynı. Ne yapıyor bu sefer? Ete gidemiyor. Ama simental
Hemen sütünü düşürebilen bir hayvan baktık daha önce biliyorum. Sonradan hemen böyle bir tosun gibi et alabiliyor. Bunlar öyle değil. Bunlar süt hayvanı. Herhangi bir et bekleyemeyiz onlardan. Hani yedikleri de gerçekten bol keseden veriyoruz arkadaşlar. Şu anda gidin. Benim arkadaşlarımın şimdi gidiyorum çiftliğe. Hiçbir çiftlikte bir ineğe 10 kilo kesif yem vermiyorlar. Biliyorum, görüşüyorum sürekli. İrtibat halindeyiz. Hani videoları da izliyorlar. Diyorlar ki ya biz nerede hata yapıyoruz? Niye bizim ineklerimiz o kadar sağlamıyor? Ben kesif yemi fazla veriyorum. Arpasını fazla veriyorum. Süt yemini fazla veriyorum. Slaşını veriyorum. Yoncasını fazla veriyorum. İster istemez de inek bunu bize geri veriyor arkadaşlar. Yediğini geri veriyor. O yüzden böyle oluyor. Kendini iyice süte vermiş oluyor. Başka da bir şeyimiz yok yani. Bir de sevgimiz veriyoruz bunlara. Sağım makinesi de arkada, daha kaldırmadım onu. Sütleri şişeliyordum. Nuri Bey geldi. Dediğim gibi ortalık karıştı. Neyse, neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçiş yapacağım. İnek aldık, düve aldık, buzağı aldık, bir şeyler aldık. Onlar yolda geliyorlar. Hakan Bey de geliyor sağ olsun. O videoya geçiş yapacağız. Bakalım ineğimiz, videoda diyorsunuz ki inek küçük, cüssesi yok. Bana göre şundan hemen hemen aynı yani Rose'la. Gelince göreceğiz. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.